Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sabahın köründe video mu çekilir? Çekilir. Gecenin köründe kap yapılırsa sabahın köründe de video çekilir. Evet arkadaşlar, günler öncesinde üyelere, sonrasında abonelere aktardığımız duyum ve transfer gerçekleşti. Emre Mor artık Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi Emre Mor'un Fenerbahçe'ye gelişi gerçekten benim açımdan iyi oldu. En azından 29 Haziran'da kap diyordum. 29 Haziran'da kap oldu. Peki Emre Mor'un gelişiyle neler değişecek? Beyin kanaması geçiren bir Galatasaray taraftarı komadan hasta Fenerbahçeli olarak uyandı. İzliyoruz. İzlemiyoruz. İzler gibi yapıyoruz. Bir de bir arkadaşımız vardı, Ferhat diye. Ferhat arkadaşımız Emre Mor'un kesinlikle gelmeyeceğini, benim insanları kandırdığımı, Emre Mor üzerinden prim yaptığımı vesaire ima ediyordu. Bir arkadaş daha vardı. Ben ona Emre Mor gelirse eşek gibi anırır mısın diye sordum. Yapacağını, ama kap gelmezse de benim yapıp yapmayacağımı sormuştum. Mustafa Hoca sözünü yemez demiştim. Arkadaşın eşekli videosunu, ya eşek gibi anırma videosu, eşekli videosu derken artık aklınıza başka bir şey getirmeyin. Bir an önce bekliyoruz. Kanalımızın hikaye kısmında paylaşırız. Belli mi olur? Belki bu sayede 24.400 de geçilir. 25.000 olunur. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, gerçekleşen kaplardan sonra falan kanalımız öyle 1000, 1500, 2000 kişi falan artmıyor. 10-15 tane sözünü tutan delikanlı insan bulursak ne ala, bulamazsak ortada. Hemen önce uzunlara geçelim. Ömer Üründül Kiev ipuçlarını yeni alacağız diye söze giriyor. Takımları değerlendiriyor aslında. Fenerbahçe'den falan başlıyor. Bruma ve Lincoln diyor Fenerbahçe için. Hayır, önce Emre Mor'u demesi lazım. Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'yı, Trabzonspor, Larsen, Eren Elmalı, Densville, Doğucan ve Beşiktaş ise Saiz ve Getson Fernandes transferlerini açıkladı. Kadrolarını güçlendirmeyi sürdürdü diyor. Evet. Şimdi burada takımlarla ilgili genel bir yorum yaparken ben Fenerbahçe kısmını önemsiyorum arkadaşlar. O yüzden Fenerbahçe'yi konuşacağım. Ömer Üründül cevaplamış. Diyor ki 4 büyük takımın transferi hakkında yorumlar derken Fenerbahçe ligimizde oynamış 2 oyuncuyu aldı. Ligimizde oynamış. Lincoln'de oynamıştı. 3 oyuncuyu aldı o zaman Fenerbahçe şu ana kadar. Abdülkerim falan konuşuyor. Okan Buruk Galatasaray olayına girmiş. Umurumda değil. Kiev ipuçlarını yeni alacağız. Fenerbahçe 2 hazırlık maç oynadı. 3 olacak bugün. Aldığı sonuçlardan öte oynadığı futbol, oyun kurgusu ve kadro tercihleri için yorumunuz ne olur? Bu hazırlık maçları daha bir şey ifade etmiyor. Hoca takımı tanımaya çalışıyor. Bence bundan sonraki aşamada yapılacak hazırlık maçları Kiev maçı öncesi bize daha fazla ipucu verecektir diyor. Ben de aynısını söylüyorum. Değil mi? Yani eğer şekilde olursam bu sezon geçen sezon gibi olmayacağı görüşündeyim. Geçen sezon başından beri Trabzonspor'un bu işi yalnız götüreceği belli olmuştu. Ben hatta ligin 14. haftasında Trabzonspor'u kutlamıştım. Ama bu sene öyle olmayacak. Daha mücadeleci bir lig izleyeceğiz. Bu da yaşanan gerilimi daha da arttıracaktır diyor. Ben aynı şeyi düşünmüyorum. Hakem faktörü eğer adil olursa 4 büyüklerden en az 2 tanesinin teknik direktörleriyle yollarını erken ayıracağı görüşündeyim. Bakın Trabzonspor'da Egemen'le yollar ayrıldı. Yardımcı antrenör. Bu daha da artar. Ben size söyleyeyim. Bakalım ne olacak. Şimdi Fenerbahçe'den bir başka habere geçelim. Yani Ömer Üründül Kiev ipuçlarını yeni alacağız derken hazırlık maçlarını kastediyor. Fenerbahçe'mizde bugün saat 18'de hazırlık maçı var biliyorsunuz. Fenerbahçe Mariano için teklif yükseltti. Bu forvet olan Mariano. Bu arada arkadaşlar biraz hastalanmışım sanırım. Bir kırgınlık var. Kusuruma bakmayın. Allah'tan gelene ne diyeceksiniz yani. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Real Madrid'de Mariano Diaz için yapmış olduğu teklifi geliştirdi diyorlar. Yani Mariano Diaz teklifini geliştirdi diyorlar. Şimdi Carlo Ancelotti'nin planlarında yer almayan Mariano Diaz'a talip olmuştu. İlk teklifini reddeden oyuncuya yeni bir teklifte bulundu diyor. İspanyol basınında AS gazetesinin haberine göre daha önce 4 milyon euro önermişiz. Red cevabı alıp bonusla dahil 5 milyon euroyu bulacak şekilde revize etmişiz. Jesus'un liste başı diyor. Bir şey merak ediyorum. Liste başıysa bugüne kadar niye hiç konuşulmadı? Değil mi? Yani liste başıysa bugüne kadar herhalde 500 kere falan haberinin yapılması lazımdı. Etafe'nin de ilgilendiği Mariano için menajeri David Aranda ile görüşmeler sıklaştı diyor. Real Madrid'de bir yıl sözleşmesi kaldı. Geçtiğimiz sezon 11 maça çıktı falan filan Inter Milan. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Gerçekten bak şunu söyleyeyim. Yani Mariano Diaz'a bu kadar para verileceğine, yani Mariano Diaz'a bu kadar para vereceğine, Belotti boşta, basaydın parayı Belotti'ye. 5 milyon euro verebiliyorsun. Benim gözümde hani aynı tip oyunculara ha. Jesus istiyordur. Lafım yok, Jesus istiyor olsaydı şimdiye kadar dediğim gibi 500 kere haberi çıkardı. Şimdi kaba taslak bir şey söyleyeyim. Diaz oradan ne kadar maaş alıyordur? Yani sosyal medyaya göre 7,5 milyon euro maaş alıyor. Bunun %40'ı vergi olsa, yani bunun %40'ı vergi olsa 4,5 milyon euro yapar. Ya adam 4,5 milyon euro zaten maaş alıyorsa ki oynamadan, sözleşmesinin bitimine de 1 yıl kaldı. Gelecek sene de oynamazsa zaten ondan sonra değil 4,5, 2'yi falan zor bulur. Hani 3,2 falan belki verilebilir ama ben kapalı kutu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu kumara girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yine bir iddia var. Haris Seferovic. Bekliyordum zaten. Haris Seferovic haberleri niye çıkmıyor diye bekliyordum. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyormuş. Benfica kulübü de 8 milyon euro karşılığında transfere izin verecekmiş. Şimdi Seferovic'i biz bu kanalda çok konuştuk. Tekrar etmenin lüzumu yok. Transfermarkt'ına bakmanın lüzumu var mı bilmiyorum ama bence lüzumu yok. 30 yaşında bir futbolcu, zaten piyasa değeri 8 milyon euro yazıyor. Sakatlık geçmişi yüksek. Sakatlık geçmişi çok yüksek. Bu sezon baktığın zaman 485 dakika oynamış. 15 maçta 5 gol 3 asisti var. Evet, gol yükünü sırtlamış. Hani oynadığı dakika bazında çok gol atmış ama bize dediğim gibi daha net bir forvet lazım. Soru işaretlerini tamamen kaldıracak net bir forvet lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tiquinho Soares Fenerbahçe'ye önerildi demiş. Düzenli olarak zaten 3 ayda bir Tiquinho Soares Fenerbahçe'ye önerilir. Yetişkin bir Fenerbahçe taraftarıysanız muhtemelen ömrünüzde 7-8 defa Tiquinho Soares'in önerildiğine şahit olmuşsunuzdur. Rennes'den Kim Min-jae açıklaması. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae için ilgisi olduğu ifade edilen Fransız ekibi Rennes'de sportif direktör Florian Maurice çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ne demiş? L'Equipe konuşmuş. West Ham'a transfer olan Naef'in yerine bir stoper aradıklarını söylemiş. Bugünlerde transfer piyasası çok hareketli değil ancak elimden geldiğince Rennes için en rekabetçi kadroyu kurmaya çalışıyorum. Naef gibi bir oyuncunun benzerini bulmak kolay olmuyor. Fenerbahçeli Kim Min-jae benim çok beğendiğim ve oyunun mesafesini kısaltma özelliği olan bir stoper. Ancak bu transfer hiç kolay değil demiş. Rennes'in stoper listesinde Kaan Ayhan ve Jason Denayer'in de olduğu ifade edilirken Denayer'in istediği yüksek maaş sebebiyle bu transferin çıkmaza girdiği ifade edilmiş. Hocam Fenerbahçe niye Denayer almıyor? Abdülkerim Bardakçı'ya inat alsaydı diye. Ben de size başka bir şey sorayım. Galatasaray niye Abdülkerim'i aldı da Denayer almadı? Şimdi Transfermarkt piyasa değerlerine çok aldanmayın arkadaşlar. Her futbolcunun oradaki değeri doğru değil. Bakın ülkemizden baz alın. Ülkemizden ya ligimizden baz alın. Ozan Tufan Şubat'tan Haziran'a kadar, bak Şubat'tan Haziran'a kadar futbolu bırakıyorum dese bile bu kadar düşmeyecek şekilde yaklaşık 6 milyon euro değer kaybetti. Abdülkadir Ömür aylarca sakattı. 500 bin euro mu 1 milyon euro mu ne değer kaybetti sadece. Aylarca sakattı. 6-7 ay çapraz bağ kopmuştu. Anlatabiliyor muyum? Çok aldanmayın. Ve Kim Min-jae için 20 milyon euro biçildi diyor. Benfica ve Brighton'a da ilgilendiği yazıldı diyor. Valla 20-23 olabilir. Yani transfer kolay değil. Doğru söylüyor Ren başkanı ama Kim Min-jae Ren'e gitmez. Yani benim bildiğim kadarıyla yani ya A bir takım olsun yoksa gitmem diyor. Yoksa başka takımı seçerim diyor. Sıradaki haberimizde Fenerbahçe yerine Benfica'yı seçti. Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Renier'in kendisine talip olan Fenerbahçe'yi reddettiği öne sürüldü. Allah Allah. Genç oyuncu Renier'in kendisine kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe ve Benfica arasında bir tercih yaptı. Tercihini de Benfica'dan yana kullandığı iddia edildi. Bir dakika. Bir dakika. İş değişti. İş değişti. Yalnız bu çocuk şu an Dortmund'da kiralık gözüküyor. Dortmund'dan geri gelmiş. 20 maçı 405 dakika. Ay yok. Geçiniz arkadaşlar. Bu değil. Yani Benfica'ya yaklaştığı öne sürülmüş. Geçtiğimiz 2 sezon Dortmund'da geçirmiş. 20 yaşındaki ofansif orta saha 2 sezonda yalnız 4 maçta ilk 11 başlamış. Bir gol kaydetmiş. Geçiniz. William Carvalho. Fenerbahçe William Carvalho için Real Betis'le anlaştı. Duyumu var. Oyuncudan yıllık ücretine indirime gitmesi talep edildi. Transfer görüşmeleri devam ediyor. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Samimi bir şey söyleyeyim mi? Mustafa Hoca ile harbi harbi kısmında. Eğer Gustavo gitmiyorsa bir. Eğer Crespo'dan yüksek bedel elde etmeyeceksek 2. William Carvalho çok saçma. Hadi Crespo'dan 12-15 arasında bir para elde edelim. 1. Gustavo'dan da 3-4 milyon euro elde edelim. 2. Yani minimum 15 milyon euro para elimize geçsin. 4-4,5'a William Carvalho'yu alırsak da kar elde etmiş oluruz. Hocam olur mu? Yıllığı var, aylığı var. Crespo 1 alsın. Gustavo da size göre 3 alıyor. Bir sene sonra Gustavo'dan kurtulacaksın zaten. Artı 3 milyon euro da bonservis alsan. Yani 3 ondan 1 ondan 4. 3 de buradan 7. Crespo seneye oynayacaktı. 1 de oradan 8. Bir sonraki sene oynayacak 9. 10, 13 de bonservis olsun 22 milyon euro. 4,5 Carvalho'ya versen bonservis. Yıllıkta 2,5'a anlaşsan. 3 yıllık 7,5 8 12. Baktığın zaman eline peşin gelen parayla öbürünü kıyasladığın zaman yine yaklaşık 10 milyon euroluk bir karın oluyor. Ha, bu seni Şampiyonlar Ligi'nde gruplara sokarsa zaten kar 10 milyon euro değil 50 milyon euroya çıkıyor. O yüzden düşünülebilir. Ama Carvalho olayı şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi oyuncu tarafı biraz yanaşmıyor teklife. Crespo için de bu arada çift taneli rakamlar olursa değerlendirmeye alınacak diyor meşhur duyumcular ama Crespo için zaten çift taneli rakamlar teklif var. Şimdi Carvalho konusunu anlamayan arkadaşlar. Hocam Galatasaray'da teklif yapmış. Yapsın. Hocam bizim verdiğimiz paranın yükseğini vermiş. Versin. Alabiliyorsa alsın. Yani alabiliyorsa alsın. Ya Carvalho'nun tek sorunu maaşı. Yani bu 2 haftadır çözülemeyen bir olay arkadaşlar. 2 haftadır çözülemeyen bir olay. Yani becerebiliyorsalar buyursun alsınlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bizim vereceğimiz parayı ancak Galatasaray yarısını verebilir. Ama hocam öyle diyorsun da Abdülkerim Bardakçı'ya para bayıldılar. Tercihini oradan yana kullandılar. Sen ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? O yüzden şimdi William Carvalho olayı karışık. 5 dakika sonra kapı da gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Başka yere gidebilir. O yüzden durum bu. Ha, oyuncuya Jorge Jesus kendisini istediğini söyledi. Aldığı maaş aşağıya çek. Fenerbahçe'ye okeydi denildi. Belli mi olur? Belki o da komaya giren arkadaş gibi rüyasında Fenerbahçe'yi görür. Birdenbire kabul eder. Ve 1 Temmuz olmadan kapı gelir belki de. Bilebilir. Vinicius Souza hocam Vinicius Souza gelmiyor mu? Arkadaşlar Vinicius Souza için de kulübü biz verirsek ancak kiralarız. Bonservisiyle vermiyoruz size dediler. Zaten istedikleri 9 milyon euro civarı bir paraydı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani oyuncuyu kesinlikle ve kesinlikle bonservisle vermek istemiyorlar. Sadece kiralık veririz diyorlar. O da zaten bizim işimizi görmez. Fenerbahçe ve Başakşehir 23 yaşında sol ayaklı stoper Modibo Sagnan ile ilgileniyor demiş. Modibo Sagnan iyi bir isim. Baktığınız zaman Fransız, 1.87 boyunda, 3 milyon euro piyasa değeri var. Portekiz Ligi'nde oynamış bir oyuncu. 3 milyon euro piyasa değeri. Biraz yeteneğine ihanet edercesine bir fiyat. 2554 dakika oynamış. 30 maçta bir gol bir asist Portekiz'de. Düşünülebilir ama eğer düşünüyorsak da 1.87 boyundaki stoperi Attila Szalai'yi satıp düşünmemiz lazım. Eğer Attila Szalai'den iyi bir para elde edebiliyorsak yedek olarak, yani onun yedeği olarak çok iyi düşünülebilir. Ama Attila Szalai'nin durumu karışık. Bir duyumcu kardeşimiz özel bir duyum vermiş. Fenerbahçe kaleci transferinde Gökhan Akkan tekrardan gündeme geldi. Oyuncunun şartları araştırılıyor demiş. Şimdi Gökhan Akkan, yanlışım yoksa 27 yaşında bir kaleci. Bir de nasıl bir markada bu? Aynen. 1,5 milyon euro piyasa değeri gösteriliyor. 27 yaşında Yozgat'ta bir kaleci. Bu sezon baya gol yemiş. Çünkü takım zaten kümeden düştü. Sincan Belediye altyapısından çıkmış. Ankara Gücü'nde oynamış. Ankara Gücü'nde kaç yılına kadar oynamış? 2015'e kadar oynamış. Diyor, Altay'ı tanıyabilir mi diye düşünüyor. Tanımaz. Türk milli takımının bir kez formasını giymiş vesaire vesaire. Şimdi kümeden düşmüş Çaykur Rizespor bu futbolcuyu sana bedava vermez. Ama Tarık Çetin diye bir kaleci var orada. Bak ben size bir şey söyleyeyim. 25 yaşında. Piyasa değeri 325 bin euro. Diyebilirsiniz ki hocam Tarık Çetin'i alalım. Mantıklı. Muhtemelen alma önceliği opsiyonuyla göndermişizdir. Değil mi? Vedat Muriç transferinde bonservis bedelinin yanı sıra 3 futbolcu daha verildi. Tarık, neydi orta sahanın adı? O verildi. Bir de Murat Sağlam verildi diye hatırlıyorum. Bu arada Tarık Çetin Fenerbahçe'deki şu anki kaleci Ertuğrul Çetin'in de kuzeni arkadaşlar. Şu anki Ertuğrul Çetin'in 19 yaşındaki kalecimizin kuzeni. Ya. Şimdi Tarık alma önceliğimiz var. Alma opsiyonumuz var. 942 dakikada bu sezon oynamış. Geçen sezon de bayağı oynadı. Düşünülebilir mi? 1.93 boyunda kaleci düşünülebilir. Zaten bizim altyapımızdan yetiştiği için de yetiştirme bedeli verilmez. Mantıklı geliyor aslında. Ama bakalım. Sonuç değişecek mi? Olacak mı? Ama Gökhan Akkan'dansa Tarık Çetin daha mantıklı gibi. Şunu da söyleyeyim. Biz niye illa futbolcuyu transfer ediyoruz? Kiralayalım. Bence kiralamak daha mantıklı. Yani kiralamak daha mantıklı gibi ama bilmiyorum, siz ne dersiniz arkadaşlar? Fenerbahçe Atalanta forması giyen 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için kulübüyle temasa geçti demiş Sky Sports. 5 milyon euro piyasa değeri var. Oyuncu kiralık geçirilmiş etmiş. İtalyan oyuncu 1.87 boyunda, 29 Kasım 97 doğumlu. Sol ayaklı sol bek oynayabiliyor. Özelliği bu. Parma'dan Atalanta'ya kiralanmış. Dönüşü tekrar Parma'ya. Parma zamanında 2020'de 5 milyon 750 bin euroya almış. Udinese'de yıllar önce Palermo'dan 4.5'a almış. İtalya dışına hiç çıkmamış bir oyuncudan bahsediyoruz. 29 maçta 3 asisti var. 1306 dakika. Genellikle İtalyan oyuncular İtalyan dışına çıkmıyorsa, yani genellikle İtalyan oyuncular İtalya dışına çıkmıyorsam orada bir sıkıntı vardır. Kolay kolay da affetmezler, kabul etmezler gibi geliyor arkadaşlar. Hocam kaleci konusunda böyle diyorsun da hani Ertuğrul Taşkıran geliyordu. Arkadaşlar Ertuğrul Taşkıran olayı şöyle. Normalde Ertuğrul Taşkıran için 3 milyon TL bonservis istediler. Biz Ertuğrul'la görüştük. Hani Fenerbahçe'nin harcama limitine hiç dokunmayalım dedik. Ertuğrul kendi ödeyecekti normal şartlarda. Bakın iyi dinleyin. Ancak Kasımpaşa'nın şu Trabzonspor'a bazı oyuncuları vermesinden sonra sosyal medya biraz tepki gösterdi. Hani Trabzonspor'un arka bahçesi mi oldunuz gibisinden. Ama ben burada çıktım dedim ki ya her takım için bu adamlar aynısını yapıyor dedim. Fakat dinleyen olmadı beni. Şimdi de Kasımpaşa astronomik sayılabilecek bir bonservis bedeli istiyor. Haliyle de bu transferin olma imkanı sıfırın altına düşüyor. Fenerbahçe ne yapabilir? Ya Fenerbahçe gidip uygun fiyatla futbolcu kiralayabilir. Yani futbolcu kiralayabiliriz arkadaşlar. Yani kaleci kiralayabiliriz. Tarığı alabiliriz. Ya da ortalığa bir sürü söylenti verip sonlarda değiştirebiliriz. Ve son haberim Udinese başkanı. Bakın Udinese başkanı arkadaşlar. Udinese'nin başkanı Gianpaolo Pozzo Marcel Tisserand'ın transferini 3,5 milyon euroya tamamlamayı düşünüyormuş. Fenerbahçe'nin talebi de 5 milyon euroymuş. Açık söyleyeyim 3,5 milyon euroyu veriyorsa Tisserand'ı biz İtalya'ya kadar özel uçakla gönderelim. Yani İtalya'ya kadar gönderelim arkadaşlar. Eğer şeyse İtalya'ya kadar gönderelim arkadaşlar. 3,5 milyon euro kesinlikle doğru değil. Keşke doğru olsam. Biz bu kısımdan ne anlamalıyız bu videodan? Emre Mor hayırlı uğurlu olsun. Carvalho için de durumlar bunlar. Ben Diaz'ı beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Diaz'ı ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Bruma, Lincoln, Emre Mor 3. Bakalım kaç transfer daha gelecek. Seferovic'i beklemeyin. Tiquinho Soares'i beklemeyin. Jesus, Denayer dediğim gibi alacak olsa Galatasaray alırdı. Niye? Başkasına kalsın o kadar piyasa değeriyle. Onu da söyledim. Rennes doğru değil. Crespo'nun satılma ihtimali hani Carvalho'ya bağlı diyeyim. Vinicius Souza'yı beklemeyin. Attila Szalai için teklifleri açığız. Gökhan Akkan diyorlar ama ben Tarık Çetin daha mantıklı diyorum. Ertuğrul Taşkın olayı böyle çıkmaza girdi. Ha şu da olabilir. Sosyal medyayı uyutma politikası da olabilir. Hani bak biz şu kadar para istiyoruz şöyle böyle deyip en son aradan bir şekilde sıyırma politikası da olabilir. Tisserand içinde keşke 3,5'luk teklif olsa koşa koşa zıplaya zıplaya götürsek. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.